Yukarıdaki şekillerdeki karenin içindeki sayılarla etrafındaki sayılar arasında bir ilişki vardır. Şimdi bunların aralarındaki farka bakarsanız 2, sonra 7 ile 6 arasındaki fark 1'dir, 2'dir, 1, sonrasında 3 ve 3. Buradaki bütün sayıları çarpalım. Çarptığımız zaman 3, 3, 2, 2, 1, 1. Bakın çarpımı 36. Bakalım burada da aynı şekilde olacak mı? Aradaki fark 1, 2, 3, 15 ile 13 arasında 2 fark var, 3 fark var, 9 ile 12 arasında 3 fark. Hepsini çarpalım. 3, 3, 3, 2, 2 ve 1 çarparsak ortadaki karenin içindeki sayıyı veriyor. Yani dolayısıyla burada da farkları 1, 3, 1'dir. Buradaki farkımız 3, 1 ve 1. Yani buradaki sayıların hepsini çarptığımız zaman ne olacaktır? Cevabımız 9'dur. Cevabımız B şıkkı. Burada bir desen oluşturulmuş. Başlangıçta dümdüz bir tane doğru parçamız var. Sonra ortaya eşkenar üçgen çizmeye çalışmış ve tabanını da silmiş. Gördüğümüz gibi bir değil artık 4 farklı doğru parçası var ve bunların hepsi birbirine eşittir. Bunu bir adım daha ilerlettiğimiz zaman burası artık 4 değil de 16 olacak şekilde hep 4 katına çıkarak ilerliyor, devam ediyor. Mesela 3. adıma gitseydik 3. adımda artık 64 tane doğru parçası olurdu. Peki biz bunu eşkenar üçgen değil de kare şeklinde yaparsak 3. adımda ne olur? 1. adım zaten yine bir tane olacak. 2. adıma geldiğimiz zaman kareye benzetmeye çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane oluyor. Demek ki 5 katına çıkıyor. 2. adımda 5 katına çıkıyor. 25. 3. adımda yine 5 katına çıkacak. 125 tane doğru parçasını elde edebileceğiz. Soruda anlatılmak istenen şu. Başlangıçta bir tane kardan adamımız var. Sonraki adımda bunu 2 parçaya ayırıyoruz. Sonra 3 parçaya ayırıyoruz ve toplam 6 tane kardan adamımız oluyor. Ondan sonra tekrar yine 2 ile çarpıyorum 12 parça. 3 ile çarpıyorum 36. Yine 2 ile çarptım 72. 3 ile çarptım 216. 2 ile çarptım 432 tane kar topu oluştu. Biz bunu baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. adımda bulduk. Yani soruda n'inci adımda buldunuz diyor. Dolayısıyla n'imiz 8. Yani n-2 dediğimiz sayı birazdan 6 olacak. Biz bu parçalamayı bu şekilde değil de önce 3 ardından 4 şeklinde parçalara ayırsaydık ne olurdu? Yani başlangıçta bir tane kardan adamımız var. Önce bunu 3 ile çarptık. Sonra 4 ile çarptık. Sonra 3 ile. Tekrar 4 ile. Sonrasında 3 ile çarptık. Bu şekilde devam edip gidiyor. 6. adımda ne olur diyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. adımda yine bakın 432 tane kar topunu elde edebiliriz. D şıkkı. Kalınlıkları aynı olan beton direkler var. Aralarındaki mesafemiz hepsinde 30 santim. Her bir direğin kalınlığı 10 santimdir diyor. A ile B noktaları arasındaki uzaklık da 450 santimetre. Diyelim ki X tane bu şekilde beton direğimiz var. Yani X çarpı 10'dan 12 santimetre bir uzaklığımız oluştu. Sonrasında 2 tane olsaydı bu direklerden arada 1 tane, 3 tane direk olsa arada 2 tane 30 santimlik boşluk olacaktı. Yani X tane direk varsa arada X eksi 1 tane 30 santimetre var. Bu ikisinin de toplamı 450 santimetre. Düzenlersek 10x artı 30x eksi 30 eşittir 450. Yani 40x eşittir 480. X eşittir 12. Bizim elimizde 12 adet direk var. Kullanılan beton direklerin sayısının rakamları toplamı dediğine göre 12'nin rakamları 1 ve 2'dir. Toplamımız 3'tür B şıkkı. Eski bir uygarlığa göre bir ayda 30 gün değil 45 gün var, bir yılda da 12 ay değil 9 ay var. Bir de burada simetrik gün diye bir kavram vermiş. Gün, ay ve yılımız AB, CD şeklinde, yılda AB, CD şeklinde 4 basamaklı bir sayı ise buna simetrik gün denir. Mesela 20 Temmuz 2007. Bundan sonra simetrik bir güne geçmek istersek ne olacak? 2008'e geçeceğiz. 20.08 2008.
Şimdi günleri aynı, yılları farkı 1 yıl geçiyor. Bakın aynı ay mı? Hayır. 1 ay daha geçmiş. Yani 1 yıl 1 ay. 1 yılımız 9 aydı. 9'a 1 eklersek bize diyor ki aradan 10 ay süre geçsin. Peki 1 ay neydi? 45 gün. Dolayısıyla 10 ayımız 450 gündür. Cevabımız da C'dir. Bu karelerin içerisindeki sayı karenin etrafındaki noktaların kaç tane olduğunu gösteriyor. Buna göre bu şekilde en az kaç tane nokta kullanırız? Burada ben dağıtmak istemiyorum. Bu köşeleri kullanmak istiyorum ve ortak olmasını istiyorum. Hem sol taraftan hem de ortadaki kareler için ortak nokta kullanırsak en az sayıda noktayı kullanırız. Şimdi sol taraftan başladım, sağ taraftan başladım. Bakın burada 2 tane nokta olduğunu görüyorum. Yine buradan devam edelim. 2 tane sağda ve aşağıda 2 tane yine aynı şekilde yerleştirdim. İkisi de burada olacak şekilde burayı tamamladım. Bakın burayı sayalım. 1, 2, 3, 4. Burası da tamamlandı. Yine 1, 2, 3, 4 tamamdır. Hepsini bu şekilde sağlatmış oldum. Yani kaç tane nokta kullandım? 4 tane burada. 4 tane de burada. Toplamda en az 8 tane noktayla işi bitirdik. Elimizde kibritler var. Yanıcı uçları. Burası arkadaşlar tamamen yanmaya başlıyor. Yandıktan sonra gittiği yerde hala bir yanıcı uç varsa yanmaya yine devam ediyor. Alev durmuyor. Burası yandı. Sonrasında yanıcı uçlar olduğu için bunlar da yandı. Burada yanıcı uç olmadığı için burada bir durdu. Şimdi önce yukarı doğru çıkalım. Yanıcı uç olduğu için sağdaki ve soldakiler yanmaya devam ediyor. Sağa doğru gidelim. Burada bakın ateş buradan devam ediyor ancak yanıcı uç olmadığı için bunu hiç kimse yakamadı. Sola doğru gidelim. Bu yandı. Burası yanıcı uçlar var. Bunlar da yandı gitti. Aşağı indiği zaman bakın aşağı doğru inersek yanıcı uç var ama zaten bu taraf yanmıştı. Buradan aşağılara doğru inemiyor. Şimdi buradan devam edelim. Yanıcı uç burada var mı? Yok. Dolayısıyla burası şu an yanamaz. Peki buradan devam edelim. Devam ettik. Aşağı doğru indi. Burası yanıcı uç olduğu için bu tarafı yakmaya devam ediyor. Bunlar da yanıcı olduğu için yukarıdaki ve bu aşağıdaki yanıyor. Bakın burası yanıcı uç olmadığı için bu da yanmayacak. Yukarıdaki de yanmamıştı zaten. En baştaki de yanmadı. Dolayısıyla elimizde yanmayan kibrit çöpü 3 tanedir. Cevabımız da A şıkkı. Kutuların üzerlerinde numaralarımız var. Sırasıyla buradaki topların sayısı 1, 3, 5, 7 ve 9'dur. Mavi topların bulunduğu kutuların numaralarının asal sayılar olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada 3 tane mavi top var. Sonrasında 3 de asal olduğu için burada mavi. Yine burada da mavi topların olduğunu söyleyebiliriz. Mavi topların üzerinde 2 yıldız, kırmızılarda 3, sarılarda da X yıldız var. Toplam yıldız sayımız 57. Burada nasıl bir durum olabilir? Elimizde kırmızı ve ne var? Sarı toplarımızın olduğu kutular var. Mesela burada bir tane sarı olsun. Kırmızılar da burada 4 numaralı yani içerisinde 7 tane kırmızı olduğunu düşünebiliriz. Sarıların üzerinde ne dedik? X yıldız var. X çarpı 1 adet. Artı mavilere bakalım. Mavilerimiz 3, 5 daha 8, 9 daha 17. 17 tane mavimiz var. Mavi topların üzerinde ikişer yıldız var. Kırmızıya da bakalım. Kırmızının üzerinde ne var arkadaşlar? 3 yıldız olduğu söyleniyor. 3 çarpı 7 eşittir 57 gibi bir durum. Yani x artı 34 artı 21 eşittir 57. Yani x'imiz buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. Yani sarı topların üzerinde 2 yıldız var. Cevabımız B şıkkı. Burada mesela sarıyı değil de buraya kırmızıyı, buraya da sarıyı yazdığımız zaman sağlamadığını, virgüllü bir sayı çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla sadece sarı ve kırmızıyı denediğimizde cevabımızı bulabildik. Burada aşağıdaki şekildeki çember üzerindeki kare ve dairelerin içerisine 3'ten büyük tam sayıların yazılacağı söylenmiştir. Her karenin içindeki sayı kendisine komşu olan 2 tane dairenin içindeki sayıların çarpımına eşittir diyor. Burada mesela bakın 68 sayısı bu ikisinin çarpımı, 36 da bu
Bu iki sayının çarpımıdır. Burada 68 ile 36'nın ortak çarpanları nedir? EBOB'unu bulduğumuz zaman EBOB'u 4 olduğunu göreceğiz. Yani her ikisi de 1'e, 2'ye ve 4'e bölünebilir. Ancak bakın burada 3'ten büyük dediği için 1 ve 2'yi alamayız. Burası kesinlikle 4 olacak. Yani 4 ile neyi çarparsam 36, dolayısıyla burası da 9'dur. Burada 68'i 4'e bölerseniz o zaman bu dairenin içinde de 17 yazıyor. Dolayısıyla 17 çarpı 9'dan buradaki karenin içerisinde 153 yazıyor. Cevabımız C şıkkı. Sıfır tuşumuzun bozuk olduğunu görüyoruz. Bir kez sıfıra bastığımızda 9 yazıyor. İkinci kez yazdığımızda 8, sonrasında 7 rakamlarını göstererek devam ediyor. Mesela burada 100 yazmak istiyorsanız 1'i yazdınız. Sıfıra bir defa bastığımızda 9 olarak çıkacaktır. İkinci kez bastığımızda da 8, yani 100 değil de 198. Şimdi burada çarpma yapıyoruz. 101 demiş. Birinci defada bu sıfırı siliyorum. 9 yazıyorum. Çarpı. 20 diyor. Artık oradaki sıfır 9 da değil 8 olacaktır. Sonrasında da 7 olacak. Dolayısıyla bu çarpma ve toplamaları yaptığımızda cevabımız 5395 ile D şıkkı. Saatimiz arızalıdır. 2 saatte bir 15 dakika geri kalıyor. 4 ile çarparsanız 8 saatte bir 60 dakika, yani 1 saat geri kalıyor. Saatimizi çarşamba 13.00'da ayarlıyoruz. Bu tarihten sonraki 1. cuma değil 2. cuma günü saat 13'te kaçı gösterir? Bugün çarşamba olduğuna göre cuma için bize 2 gün gerekli. Sonrasında ilk cuma değil 2. cuma dediği için bir 7 gün daha geçecek. 9 gün sonra saatimiz kaçı gösterir diyor. Yani 9 gün olduğuna göre bir gün 24 saat. Dolayısıyla 216 saat sonra durum nedir? Bakın her 8 saatte bir 1 saat geri kalıyor. Dolayısıyla bunu 8'e bölelim. 2 defa var. Buradan 56 dersek 27, 56, 0. Yani 27 saat bu saatimiz geri kalacak. Yani 27 saat dediğimiz nedir? 1 gün ve 3 saattir. 1 gün 24 saat ve buradan da 3 saatimiz daha var. Yani burası cuma günü değil de bir gün önce perşembe günü olacaktır. Saati de bakarsanız 3 saat önce diyor. Yani 13.00 değil de 10.00 gösterir. Cevabımız D şıkkı. Elimizde 16 tane kare var. Hepsi birbirine eşittir. Burada şu kare ve dairelerin içerisinde neler yazıyor? Her bir karede bir meyve ya da bir tane sebze tezgahı vardır. Okun üzerinde bulunan kare ve çemberler içerisindeki sayılar sırasıyla bu okun doğrultusunda bulunan karelerdeki meyve ve sebze tezgahı sayılarını gösterir. Yani mesela burada bir tane meyve var. Sebze sayısı da 2 olacak şekilde. Aşağıda meyve hiç yok. Sebzemiz bu sırada sadece bir tane kutuda. Buna göre M artı N toplamı en az kaçtır? Bakın M artı N burada ne yapmış? Köşegenleri, yani buradaki 4 kutuyu doldurmuş. Bu ikisinin toplamının az olması için biz buralara az sayılar yazmamız gerekir ki mümkünse 0 tane meyve ve sebze tezgahı kurmamız gerekir. Şimdi buna göre deniyoruz. Bakalım burada mesela 2 tane meyve, 1 tane sebze olacak. Şimdi meyveleri buraya, sebzeyi buraya yazabilirim. Neden? Bu aşağıdakini boş bırakmaya çalıştım ki burası en az olsun. Burada ne demiş? 3 tane meyve var demiş. Dolayısıyla biri de sebze ise hepsini doldurmamız gerekir. Meyve, meyve, sebze şeklinde. Devam edersek. Sonra ne demiş? 2 tane meyve, 1 tane sebze var demiş. Burada meyvenin birini yerleştirdik. Buraya meyve, buraya sebze yapalım. Burası yine boş kalsın. Sonra burada 1 tane meyve, 2 tane sebze var diyor. Burada sebze, meyve ya da tam tersi meyve, sebze gibi yerlerini değiştirebiliriz. En alta geldiğimizde meyve hiç yok. Sebze de bir tane. Dolayısıyla buralar boş olacak şekilde kalıyor. Dolayısıyla buradaki köşegen üzerinde bakın sadece bir tane meyve tezgahı var. M1, N'de 0 diyoruz. 1 artı 0'dan cevabımız en az 1'dir. A şıkkıdır. Burada ışıklı bir tabelamız var. Her bir lamba üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 sayılarından birisi yazılmıştır. Lambalardan kırmızı olanı yakıldıktan sonra
Numarası ardışık olanlar sırasıyla yanmaktadır. Lambanın yanması için ya kendisinden önceki lamba ile ardışık olması ya da 1-5 numaralarının yan yana gelmesi gerekir. Mesela bir yanda, sonra 2, 3, 4, 5 yanda, 5'ten sonra 1 olursa devam edebilir diyor burada. 1, 2, 3, 4, 5 tamamdır. 5'ten sonra 4 gelirse yine ardışıktır. Buraya kadar hepsi yanda. Şimdi burada aşağı doğru gidelim. 5'ten sonra 1 gelebilir demiştik. 1, 2, 3, 4. Şimdi sağa doğru gidiyorum. 4'ten sonra 5 gelir. Ancak 5'ten sonra 2 gelmez. Buradaki 3 tanesi yanmadı. 4'ten sonra doğru devam edelim. Bakın 3 yanar. 2, 1 yandı. 1, 5 yan yana gelir dedik. Bunlar da yandı. 5, 4 yukarı doğru gelsek 3 ve 2 de yanar. Şimdi sola doğru gidelim. 4'ten sonra 3 yanar, 2 yanar, 1 yanar. Bakın 1'den sonra 5 olmalı ya da 2 olmalı. 3 yanmaz. Dolayısıyla bir tane de burada var. Toplamda 4 tanesi ne oldu? Lambalardan 4'ü yanmadı. Cevabımız B şıkkı. Burada eş karelerimiz var. Birinci sırada sayılarımız 1, 2, 3, 4 şeklinde devam ediyor. Sonra tekrar başa dönüyor. 1, 2. Sonra ikinci sıradan kaldığımız yerden 3, 4 şeklinde devam edip böyle gidiyor. Şimdi 3'ün sıraya geldiğimizde bakın tekrar başa döndü. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sonra 3, 4, 1, 2, 3, 4 şeklinde devam ediyor. Buraya geldiğinde yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 1, 2. Şimdi 3. satırda bulunan sayılar diyor. 3. satıra bakıyoruz. Buradaki sayılar bakın daima 3, 1, 3, 1, 3, 1 şeklinde devam etmiş. Yani 2 tanesini topladığımda her 2 sırada bir ne oluyor? Sayıların toplamı 4 yapıyor. Bunların toplamı 83 olacak diyor. 83 bakın 83 4'ün katı değil. Ancak buraya bir tane daha getirsek, eklemiş olsak buraya ne yapalım? En sonunda 1 ile bitsin. 83'e 1 eklemiş olsak 84. Bu 84 4'ün katıdır. 4'ün kaç katıdır? Buradaki k'mız 21'dir. Yani bizim elimizde her defasında ne yaptık? 2 tanesini işaretledik. 2 tane sırayı işaretledik. 21 çarpı 2 aslında bizim elimizde 42 tane bu şekilde sıra var. Ancak bu sondakini ben eklediğim için şu an hali hazırda aslında ilk baştaki durumda 41 tane sıra olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikdörtgene kaç tane 4 yazılır diyor. Şimdi birinci sırada bir tane 4 var. Bakın ikinci sırada 2 tane 4 var. Sonra yine bir tane 4. Sonra yine 2 tane 4 olduğunu görüyoruz. Yani her 2 sırada 1 artı 2'den 3 tane 4 olduğunu görüyoruz. Peki 21 çarpı 2'den 42 demiştik en başta. 42 sırada ne olur o zaman? 21 katı yani 63 tane 4 sayısı vardır diyebiliriz. Tabii ki ne oluyor arkadaşlar? En sona biz bir şeyler eklediğimizde 63 tane oluyor. Yani en sona tıpkı bu ikinci sıradaki gibi ortası 1 olacak şekilde bir sıra eklemiştik. Peki bu ikinci sırada kaç tane 4 görüyorsunuz? 1, 2. Yani bu 63 tane değil de 2'yi çıkarıyoruz. İlk durumda 61 tane 4 yazdığını söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Bilgisayar programımız bize x ve y'lerden bahsetmiş. X ile y'nin ilk baştaki değerleri 2'dir diyor. İkinci adıma geldiğimizde x yerine x ile y'nin çarpımı olan 4 değerini yazın. Y ise 2'yi 1 artırıp 3 yapın diyor. Sonra 4 çarpı 3'ten x'imiz 12 olsun. Y'miz de 1 artsın. 4 olsun diyor. Sonra 12 çarpı 4'ten x'imiz 48'dir. Y'mizi 1 artırdık. Ardından 48 çarpı 5'ten x'imiz 240, y'miz de 6. Bize diyor ki 150'den küçük olduğunda tekrar başa dön ancak burada 150'den büyük olduğunda diyor burada dur diyor. Bakın 240 150'den büyüktür. Dolayısıyla buradaki rakamları toplamımızda 6'dır. Cevabımız C şıkkı. Üçgende 9. Bu şekilde kare verdiğinde sonuç 8 çıkmış. Beşgende 30 olmuş. Buradaki örüntüyü önce anlamamız gerekiyor. Bakın içerideki sayı 3, üçgen ve 9. İçeride 2 var. Karemiz 4 kenarlı dörtgen. Buradan 8 yapmış. Yani çarpıyoruz. Tekrar en sondakine de bakalım. İçeride 6 yazıyor.
Beşgen olduğu için çarpımları 30. Yani içerideki değeri çokgenin kenar sayısıyla çarpıyoruz. Dolayısıyla burası dörtgen olduğu için 4x. Diğeri de yine dörtgen olduğu için 4 çarpı 5. Buradan 4x eşittir 8. X'imizi bulduk. Peki x bulduk. Bunu şimdi aşağıda yerine yazalım. Altıgen olduğu için 6y eksi üçgendir 3 çarpı x. Yani x yerine de 2 yazıyoruz. Eşittir 18. Buradan düzenlersek 6y eşittir 24. Y değerimiz de 4'tür. Cevabımız C şıkkı. Burada elimizde 12 tane kutu var. Her birinin içerisinde bir tane tam sayı var. Buradaki sayılar 5'ten başlayarak saatin tersi yönünde, yani yukarıya doğru bu şekilde sürekli artmaya başlıyorlar. Buna göre bu ifadenin alabileceği en küçük değer. Bir ifadede çıkarılan sayı büyük olduğu zaman çıkardığımızda sonuç çok küçük olacaktır. Dolayısıyla A değeri, B değeri olabildiğince büyük olacak. Yani 6-7 değil de 9-8 gibi. Yine benzer şekilde burası 13, diğeri de 12 olabilir. E sayısı da 18'den küçük olacak, olabildiğince büyük 17 olabilir. Burada da M ve N'yi topladığımız için bunların da küçük olan değerlerini yazmamız gerekir. M ve N'nin küçük olan değerleri 18'den büyük olmak zorunda olduğu için 19 ve 20'dir. Topluyorum 39. Sonra A, B, C, D, E'yi toplayalım. 8, 9. Sonra 12, 13 ve 17. Toplayalım 30, 42, 51, 59. Dolayısıyla cevabımız burada eksi 20'dir ve B şıkkıdır. Birbirine eşit uzunlukta gri, pembe ve mavi renkte karelerimiz var. Burada kareleri birbirine bu şekilde noktalarla bağladığı söyleniyor. 100 tane kare kullanıldığına göre buradaki nokta sayısı kaçtır? Burada örüntümüzde arkadaşlar her 3 renkte bir başa döndüğü için burada periyodumuz 3'tür şeklinde düşünelim. Sonrasında bu 100 tane kareyi burada 3'e bölersek 33, buradan kalanımız da 1 olacak. Yani bu şekilde üçlü üçlü devam edecek. En sonunda bir tane de böyle içerisinde sağ tarafında hiç nokta olmayacak şekilde bir tane gri bir kareyle kapatıyoruz. Peki bu her 3 karede kaç tane nokta var dedik? Bakın 3 burada, 3 burada. Her 3 karede 6 tane nokta var. Hepsinde 6, 6, 6 olacak şekilde devam ediyor. Peki kaç tane böyle üçlü kare periyodumuz vardı, bloğumuz vardı? 33 tane. Her birinde 6 tane nokta var. Buradan 198'dir. Burada genelde karıştırılan bu son kısım oluyor. Bakın son kısımda sağ tarafta hiçbir nokta kullanılmamıştır. 198'e bir şey eklemeye gerek yok. Cevabımız A şıkkı. Burada Sudoku'ya benzer bir tane oyunumuz var, Kakuro. Buradaki amaç 1'den 9'a kadar olan rakamları yerleştirmek. Ancak yerleştirirken de tesadüfen yerleştirmiyoruz. Mesela bakın burada ne yazmış? 7. 6 ile 1'in toplamı 7'dir şeklinde. Burada bakın 15 yazıyor. 2, 9, 4 demiş. Burada 10 demiş. 4, 1 ve 5 olacak şekilde rakamları kullanıyoruz. Bir rakamı birden fazla defa kullanamayız. Mesela burada 3 yazıyor. Aşağısı 1 ise burası nedir? 2'dir. Peki buradaki 16 bizim için büyük bir ipucu. 16 sayısı 9 ile 7'nin toplamıdır. Yani burası 7 olabilir, burası 9 olabilir ya da tam tersi. Bakın burada 10 yazmış. 9 ile 2'yi toplarsak zaten 11 yapıyor. Dolayısıyla buraya eksi 1 yazamayacağıma göre aşağısı yanlış. Yani 7'ye 9 değil de biz orayı değiştireceğiz şimdi. Buraya 9'a 7 yazacağız. Burası 9, burası 7. Peki burada 10'u görüyoruz. 7, 2 daha 9, buraya 1 kaldı. Burada yine 10 var. 3, 1 daha 4'tür. Dolayısıyla y değerimiz de 6'dır. X 7, y de 6 olduğuna göre 2 değerimizin toplamı 13'tür. Cevabımız da D şıkkıdır. Bu tabloda herhangi bir rakamdan başlıyoruz. Çapraz gitmeden ve çember atlamadan yalnızca dikey ve yatay doğrultuda hareket ederek sayıları yazıyoruz. İlk başlayan sayı birler basamağını, ikinci sayı onlar basamağını ifade edecektir. Mesela
7681 7'den sola doğru gitmiş, sonra aşağı, tekrar aşağı şeklinde sayı yazabilir. Ya da mesela 545'teki gibi 5'ten sola doğru gidip sonra tekrar sağa gidip böyle sayılar üretebilirsiniz diyor. Burada biz 3 basamaklı sayılar türetiyoruz. Büyükten küçüğe doğru 5. sıradaki sayımız nedir? Peki büyük olacağı için 9'dan başlamam gerekir. Mesela 9'dan başladım. Yukarı doğru devam edersem 947 olur. Önce yukarı sonra sola gidebiliriz. 948 olur. Yukarı giderim. 9'dan sonra 4'e sonra 5'e gidebilirim. 945. Sonra 9'dan yukarı 4'e gittim. Tekrar aşağı indim. 949. Buradaki tüm kombinleri denemiş olduk. Yukarıya artık gitmemize gerek kalmadı. Peki bu sıraya bakalım. En alt sıraya. Burada ne olabilir? 929 olabilir. Ya da 25 olabilir. 919 olabilir. 918. Bu şekilde denemeler yapabiliriz. Peki buradaki en büyük sayı hangisi? 949. Sonra 948. 947. 945. Bunlar gitti. 5. sayıyı sorduğuna göre burada yazabileceğimiz 5. büyük sayı 929'dur. 9'dan sağa doğru git. Sonra tekrar sola git. Cevabımız C şıkkı. Burada 4 tane arkadaş halay çekiyor. Sonrasında burada sağdaki Ege ile Fatih bu halaya katılmaya karar veriyor. Burada Batıkan ve Dursun yer değiştiriyor. Şimdi buradaki B ve D'miz öncelikle yer değiştirecek. Yani sıralamamız nasıl olacak? A, D, C, B, sonra E, F şeklinde bir halayımız var. Ege Batıkan'ın sağına gidiyor. Halayın da sağ başına geçmiş oluyor. Yani buradaki E'yi en sağa alıyoruz. Diğerlerini oynamayalım. A, D, C. Kimle yer değiştirmişti? Bakın Ege Batıkan'ın sağına geçmişti. Dolayısıyla Batıkan burada dursun. F'yi de buraya alalım. Yani Fatih'i sondan bir önce. Sonrasında Ayberk ile Cihan yer değiştirmiştir. A ile C'yi yer değiştiriyoruz. Burası C, D, A, B, F, E şeklinde. Devam edelim. Fatih, Ayberk ile Batıkan'ın arasına geçmiştir. Yani burası C, D aynı duruyor. A ile B arasına F'yi alıyormuşuz gibi düşünelim. Buraya F, burası B, sonda yine Ege olacak. Son olarak Ege, Ayberk ile Fatih'in arasına geçmiştir. Yani Ege bu ikisinin ortasında olacak. C, D, A, E, F, B şeklinde halayımız son halini alıyor. Bakın Cihan sol baştadır. Fatih Ege ile Batıkan arasındadır. Bakalım Fatih Ege ile Batıkan arasında mı? Evet. İkisi de doğru. Dursun Cihan'ın sol yanındadır. Dursun gördüğümüz gibi Cihan'ın hemen sağ tarafındadır. Dolayısıyla 3. ifade yanlıştır. Cevabımız da C şıkkı. Her satırda ve her sütunda bulunan sayıların toplamı birbirine eşittir. Mesela ortadaki sütuna bakarsanız D, 5 ve 6'nın toplamı en alt satırdaki A, D ve 6'nın toplamına eşittir. 6'lar eşittir. D'ler de eşit. Buradan A değerimiz ne gelir? 5 gelir. Yani her bir satırın ya da sütunun toplamı 5, 5, 5'ten 15 olacaktır. En alt satıra bakarsak burada 5 var, 6 var, toplarsak 11. Dolayısıyla D değerimiz 4 olmalı ki sonucumuz 15 olsun. D'yi bulduk. Sonrasında A 5, ortası da 5, 10 yaptı. 15 olması için C'miz de 5 olacak. Yani B çarpı C çarpı D değerimiz 20'dir. Cevabımız B şıkkı. Burada ses kaynağına bağlı bir LED ışıklı sistemimiz var. Sesin şiddeti ne kadar artarsa buradaki renkler ona göre aşağıdan yukarıya doğru yeşilden kırmızıya dönüyor. Mesela birinciye bakalım. Burada 25'ten 45'e 20'lik bir artış var. Bunu 4 farklı karede artırarak devam etmiş. 20'yi 4'e böldüm. Her defasında yukarıya doğru 5 Hz olacak şekilde artırıyor. Mesela burada 25, 30, 35, 40 olacak şekilde böyle göstermiş. Sonra 90 ile 50 arasındaki farkımız 40'tır. 40'ı da 4'e bölersek ikinci sütunda burada her defasında 10 artmıştır. Üçüncüye gelelim. 500'den 100'ü çıkarırsak 400 olacaktır. 400'ü bölerseniz 4'e buradan da 100'er 100'erlik bir artış var. Yani burası 100'dü. 200, 300, 400, 500 Hz gibi. Devam edelim. Burası 1000 ile 600 arasındaki fark 400'dür.
4'e böldük. Her defasında 100'er 100'er arttı. Sonra burada 8000'lik bir artış olduğunu görüyoruz 2000 ile 10.000 arasında. 4'e bölersek 2000'lik her defasında bir artış olacaktır. Sonunda da bakın burada 8000 artmış, yine aynı şekilde 2000 artıyor. Bize 13480 Hz için kaç tane LED yanar demiş. 13000 içerisinde bakın 12000 bir defa olduğu için en sağda bir tane LED'imizin yanacağını ve 12000'in elde edileceğini söyleyebiliriz. Şimdi 12000'i çıkarırsak, 13000'den 12000 çıkarırsak 1480 gerekiyor bize. Yani 1480 burada 2000'den küçük olduğu için burada herhangi bir şey yanmayacak. Şu sütunu iptal. İçinde en azından bir tane 1000 olduğu için bakın buradaki 5 LED'i de yakacağız. 5 LED de yaktık. Buradan 1000 daha oldu. Ne oldu? 13000. Şuradaki 1000'i de silersek bizim elimizde şu an 480 Hz var. Sola doğru gidelim. Burada 100'den 500'e kadar gitmişti. 500'ün tamamını alamayız 480 olacağı için. 100'den yukarıya doğru 100, 200, 300, 400 olacak şekilde yazabiliriz demiştik. Dolayısıyla burada 4 tane LED'den 400'ü yaktık. Şuradan bir 400 daha çıkarırsanız ne olacaktır? Şu an bize 80 gerekiyor. 80 için de yine burada bakın 50 ile başladı, onar onar artıyor. 50, 60, 70, 80. Yani 4 tane daha LED yaptık. 80 de yandı. Toplarsak 12.000, 13.000, 13.480. Peki kaç tane LED kullandık? 4, 4, 5, 1 dersek 8, 9, 14 tane LED kullandık. Cevabımız C şıkkı.